Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Ben yavrularımı size ne güzel anlattım arkadaşlar. Böyle çıktı işte bir hafta sonra 8-9 gün sonra salıyorum diye. Arkadaşlar kamerayı başlatmayı unutmuşuk. Heyecanımızı maruz görün. Çünkü dediğim gibi 8-9 günden sonra yavrularımız havada. Arkadaşlar bugünümüze şükürler olsun. Maşallah bakınız bir tanesi bu geldi. Ama bu hastalıktan sonra bu kadar bu hale getirip uçurmak arkadaşlar gerçekten güzel. Çünkü biliyorsunuz çok fena şeyler yaşadık. Ne güzel anlattım arkadaşlar. 15 dakika video çektim size. Kameraya baktım açmamışım arkadaşlar ya. Çıkışları falan güzeldi. Neyse bu hale getirdik ya. Artık devamını çekeriz. Sevgili dostlarım. Maşallah. Şuraya bakın dostlarım. Gene çok yükseldiler. Özlemiş hayvanlar uçmayı arkadaşlar. Bir tanesi geldi. Ama öyle hasta falan değil. Gruptan ayrıldı geldi arkadaşlar. Ama ne güzel anlattım çıkışlarını falan arkadaşlar görseniz. Güzeldi yani. Meğersem videoyu kayda başlatmamışım. Evet arkadaşlar. Hepinizin özlediği, benim de özlediğim 8 gün sonra falan işte kuşlarımız havada. Şükürler olsun 2 tane kayıpla atlattık. Hava berbat gene. Hafta içi 25 dereceyi görecek. Şu anda görüyorsunuz. İşte insan bile hasta oluyor bu havada. Arkadaşlar temin diyorum fazla çıkarlar mı çıkmazlar mı derken birden bastılar. Gerçekten özlemişler. Bakınız en hasta olan 69 var arkadaşlar. O biraz bir zorlandı ama şimdi kanat sallamaları daha iyi olacak. Çünkü bir haftadır stiller yani şeyde uçmuyorlardı. Yeme saldırımları bile değişir arkadaşlar. Şimdi çalıştıkça vücut inşallah artık bir daha o baş belası adenokoliyle yüz yüze gelmeyiz. Gerçekten sanmıyordum bu kadar uçacaklarını. Evin üzerinde uçarlar gelirler dedim. Ama maşallah uçtular. Ben birazdan kümesi temizleyeyim. Ya arkadaşlar ya ne güzel videoya başlamıştım. Çıkışlarını görecektiniz. Güzeldi. Hepsi çıkmıştı. Bakınız dışkıları. Arkadaşlar şimdi ben kümesi bir temizleyeyim. Güzelce ne? Arkadaşlar gene çok yukarı çıktılar ha. Bakınız bu da kalktı. Kanat ısıtmaları lazım beyler. Çünkü 8 gündür sallamıyorlar kanat. Milletten gerideyiz. Ama aferin maşallah arkadaşlar bakınız. Şu anda Fransız hariç hepsi gökyüzünde beyler. Vallahi billahi. İnşallah yağmur yağmaz. Dediğim gibi hafta içi 25 derece veriyor gene. Bakınız. Görüyor musunuz saksanların falan getirdiğini beyler? Hepsi buraya konuyor işte. Ondan sonra onlar ne getiriyorsa oradan da su içtiler mi bizim iş bitiyor. Arkadaşlar çok yukarı çıktılar gene ya. Bakınız saksan arkadaşlar. Oo vallahi yakaladı artık onları o. Korktum acaba onda tekrar gelince meğersem hani hastalık devam ediyor mu diye. Şu hale getirdiğimize şükürler olsun beyler. Allah'ım. Oo vallahi iki tane yavru girdi aralarına başkasının. Bakınız fazla çekmeyeceklerdir. Tabii hem bir haftanın uçmamazlığı hem de hastalıktan yeni çıkmanın arkadaşlar. Ama şükürler olsun. Ben kümesi temizleyeyim beyler. Devam edelim. Bugün bakınız 2,5 gibi saldım. Çünkü çok gene yağmur beklendiği için. Hayvanlar yeni hastalıktan çıktı. Hani üşütmeyelim gene. Neyse beyler bugünümüze şükürler olsun. Yoksa işimiz çok kötüydü yani biliyorsunuz ama gene kara bulutların içindeler beyler bakınız. Puf. İlk uçuşları beyler 8 günden sonra. Bakınız çok yüksekteler. Dediğim gibi 15 dakika size konuştum ama boşuna konuşmuşum ya çekmemişim videoyu arkadaşlar. Bu arada biliyorsunuz artık canlı yayınlarımızı yapmaya başladık. Yani öğrenmeye başladık bir şeyler. Dün de YouTuber Halil Gürses hocamla canlı yayın yaptık arkadaşlar. İnşallah ilginiz alakanız ona göre olur. Bakınız sevgili dostlar özlemişim ya. Vallahi özlemişim beyler çok yüksekteler ama. Neyse beyler ben kümesi temizleyeyim. Bakalım şeye yeme tepkileri nasıl olacak hani geldiklerinde inşallah iştahlı olurlar çünkü önemli olan o
Birkaç gün gerçekten yemi özellikle mısıra tepkileri az oluyordu ama dün gördüğünüz dünkü videomda biraz iyi yoldalar. Arkadaşlar şükürler olsun. Bin şükür olsun arkadaşlar. Bu hale getirebildik ya. İnanın bana biraz tecrübesiz olsam bunların hiçbirini artık göremiyor olabilirdik. İki kayıpla atlattık. Birini veteriner götürdü. Biri de kendi kendine öldü arkadaşlar, biliyorsunuz. Yapacak bir şey yok ama şükürler olsun bugünü gösteren Rabbime. Yoksa yavrusuz bütün hepsi ölü halde, bir daha da yavru sezonu falan olmayacaktı. Bakınız evin üstüne gelmeye başladılar. Arkadaşlar hepsi çok özlemiş. Hepsinin ayakları falan leş gibi, yıkamama rağmen, kümesi 50 kere temizlememe rağmen geliyorlar. Ha maşallah koçlarıma. Arkadaşlar bugünün aşkına hepiniz şöyle parmaklarınızı bir kaldırın ya. Vallahi çok ihtiyacımız var. Şükürler olsun. Beyler ben kümesi temizleyeyim gene. Küre arkadaşlar bugün 8 gün oldu kürü. Bakacağım dışkıları gayet güzel. Belki ballı küre geçebilirim. Yani ballı küre derken doğal antibiyotik, probiyotik now. Hani ona geçebilirim arkadaşlar. Bakınız. Neyse dostlarım ben hemen temizleyeyim. Bunları takip etmek güzel oluyor. Görüşmek ümidiyle. Sevgili dostlarım tekrardan merhaba. Bakınız arkadaşlar. Şu gübreyi şöyle görmek için neler vermezsiniz. İşte bunu kuş besleyen bilir arkadaşlar. Allah'ıma çok şükür. Bir tane değişik renkli dışkı yok. Bakınız. 69 çıktı geldi arkadaşlar. O kadar hasta olmasına rağmen hani düzelttik ya. Bakınız arkadaşlar. Vallahi helal olsun kuşa. Bu hale getirdik. Bakınız yeme. Arkadaşlar Fransız da burada. Bunların ikisi tamamen ölümden döndü beyler. Gerçekten hani ölümden döndü. Mısırı nasıl yiyor 69? Arkadaşlar diğerleri herhalde bizim ihtiyar kuşları salmış. Onlarla beraber birleştiler. Bakınız 20 dakikadır havadalar. Ben videoyu geç dedim ya size, yanlış başlatmışım veya çekmemişim diye. Şu anda arkadaşlar ya ne kadar tarif edilmez bir mutluluk. Bakınız mısırı löp löp yutuyorlar arkadaşlar. Çok iyi bir şey. Kuşlar diğer grupla birleşti. Uçuyorlar. Şükürler olsun Rabbim arkadaşlar. Dediğim gibi biraz tecrübe, biraz bakımla bu hale getirdik. Bakınız arkadaşlar. Ne yaptım beyler? Şimdi buna şöyle göstereyim, açılmıyor kapak. Görüyor musunuz? Probiyotik yani kendi yaptığımız şeyi girdik. Sevgili dostlarım. Aha geldiler. Arkadaşlar ben bu kadar yattıktan sonra ve hastalıktan sonra bu kadar uçmazlar tahmin etmiyordum yani. Uçarlar da evin üzerine uçarlar gelirler diyordum. Arkadaşlar maşallah. Bence ETR'ın grupla birleştiler. Uçuyorlar. Bu hemen geldi. Fark etmez arkadaşlar. Uçuyor yani bu da. Bakınız Fransız'ı ne hale getirdim beyler. Kümese bakın. Allah'ıma şükürler olsun. Gene yaktım. Bakınız pürbüz yerde, nerede o? Görüyorsunuz. Ağzıma maske taktım bu sefer. Gene yaktım arkadaşlar. Bakalım buralara beyaz tavan boyası var. Onunla yapmaya çalışacağım. Şimdi bakınız yemi yedi, su arıyor. Şükürler olsun bugünümüze getirdik. Herkesin özlediği uçum videoları. Yavrularımız arkadaşlar. Taner'den geliyorlar beyler. ETR'ın bu kadar az kuşu yok arkadaşlar ya. Bilmiyorum, başka grup da olabilir ama ben inanın bana bu kadar tahmin etmiyordum. Daha halsizler ama toparlayacağız. Bunlar şimdi uçtukça, kanat salladıkça yeme iştahları da artacak. Bakınız ben bunu yaptım. Acayip sarımsak kokuyor beyler. Ballı. Bakalım. Aferin ya. Bu kuş ölümden döndü arkadaşlar ya. Vallahi billahi. Ölümden döndü. Bu da ölümden döndü arkadaşlar. Bu geldiğinde hani kümese girip su hissedeceğim. Bundan geçti ama yok arkadaşlar. Bu kuş da dışarıda yaşadığı için gördünüz. O bile hani kapmış dışarıda içtiği sulardan neyse. Ama düzelttik şükürler olsun. Bakınız bu kuş daha benim değil. Kağıdı yok, bir şeyi yok. Ama ne yaptık? Elimizden geleni yapıp hayvanı düzelttik arkadaşlar. Bu zaten işin doğası da bu. Şuna bakın. Artık ben 3-4 gün hava böyle iyi olsun biraz. Daha düzelecek havalar. Artık ben bunların kondisyonu iyice toparlar. Ama sevindirici nokta bu kadar ağır hastalıktan sonra bu şekil uçmaları. İnşallah gene şuralardan murlardan bir şey geçmez. Bakınız nereden geliyorlar.
Arkadaşlar hava güneşli olsa bunlar sineğe çıkacaktı gene. Hayvanlar özlemiş. Bakınız hızlı hızlı uçuyorlar. Yani böyle aheste aheste değil. Uçtukça kondisyonları gelecektir dostlar. Vallahi çok mutlu oldum. Dediğim gibi dışkıya bakın beyler. İnsan bunu görmek için dua eder mi ya? İşte bu güvercin beslemek böyle bir şey arkadaşlar. Hastalık girdi mi özellikle adenokoli mahvediyor. Neyse beyler bakalım. Bugün şöyle parmaklarınızı hepinizden görmek istiyorum. Ama maalesef videoyu başlattım diye arkadaşlar 10-15 dakika neyse işte kaç dakikaysa öyle konuşmuşum kendi kendime. Bir baktım kuşlar çıktı böyle anlatıyorum gene videoya baktım. Başlamamış. Neyse bakınız üçü koptu geldi arkadaşlar. Gayet normaldir. İnşallah. Gene birleştiler. İsterse 10 dakika uçsun arkadaşlar. Onları ben düzeltirim. Ama önemli olan şimdi ne biliyor musun? Biliyor musunuz bu hastalığı atlatıp bakınız gelecek bunlar belli. Vallahi işte 20-25 dakikadır. Önemli değil dostlarım. Bu hale getirdiğimize şükrediyorum. İnşallah siz de maşallahınızı eksik etmezsiniz. Parmakları şöyle kaldırırsınız. Benim gibi üzülenler oldu. Uçuşlarını tekrar görmek isteyenler oldu. İşte size fırsat arkadaşlar. Bana da fırsat. Bakınız maşallah iyi geçiyorlar. Görüyor musunuz dostlar? Bakalım. Aşağı inince belli olur. Çatıya konunca arkadaşlar. Direkt bak 69'u çağırdım hemen geldi. Hayvan. Bakınız dışkısı yemyeşildi arkadaşlar. İyice toparlamaya başladı. Hiç sorun değil. İnşallah bu hale getirdik gerisi gelir. Evet sevgili dostlarım. Ben birazdan indirdiğimde çekerim. Artık bunların 10 dakika uçmuş, 5 dakika uçmuş önemli değil bugünden için. Ama şu hale getirdiğimize göre geri kalan da hepsi gelir arkadaşlar. İnşallah kümes üstüne indirdiğimde görüşelim dostlarım. Görüşmek ümidiyle. Arkadaşlar selamlar tekrardan. Bakınız vallahi hadi şöyle söyleyeyim size yarım saat. Ama çok iyi, çok iyi arkadaşlar. Allah'ım nazardan korusun. Çünkü bu kadar hastalıktan sonra bunların yarım saat havada kalması bile mucize arkadaşlar. Bilmiyorum ihtiyarını oraya çekenler var herhalde. Şu anda benim kuşlar geldi ama hiç önemli değil. Benim istediğim arkadaşlar yeter ki uçsunlar. İnşallah buradakiler tamdır, eksik yoktur. Bir tanesi içeride şu anda. Bakalım dostlarım. Gel. Ağaçlar ne kadar uzadı farkında mısınız? Görüyorsunuz değil mi? Vallahi işte arkadaşlar çabalamanızın karşılığını almak böyle bir şey. Yoksa sonumuz hüsrandı yani. Allah Allah. Bir tane bonçi dedikleri alaca var. Sanmıyorum benim kuşların hepsinin burada olduğunu. Bakalım. Vallahi arkadaşlar helal olsun. Bugünümüze şükür beyler. Dedim ya 20 tane sağlam kalsın yeter diye. Tabii kayıplar yaşanacak ama böyle ölümler değil arkadaşlar. Hani antrenmanlarda da kaybolanlar olacak. Yarışlara kaybolan olacak. Ama biz kuşları sağlıklı tutup sağlıklı bir şekilde kaybolması farklı arkadaşlar. Bir de hastalandırıp öldürmek farklı. O kadar iyi baktığım halde herkes biliyor. Beni nasıl temizlediğimi, nasıl bakım yaptığımı. Ama ona rağmen işte görüyorsunuz. Bakalım yarım saat arkadaşlar. Çok iyi. İlk sefer için çok iyi. Bakalım daha inmiyorlar ama çatıya tabii inşallah gene yağmur falan yoktur. Yani su yoktur orada en azından. Uçuyorlar beyler. Vallahi billahi. Hava da biraz güzel olsa daha güzel olacak ama o günlerde gelecek. Bu dediğim gibi şu hale getirmek çok önemliydi. Yoksa sonumuz hüsrandı beyler. Sevenlerimizin duasıyla annem bile dua etti arkadaşlar. Düşünün yani. Annem bile üzüldü ameliyatta olmasına rağmen. Ya come on, come on, come on. Vay be dostlar. Vallahi bugün çok soğuk var arkadaşlar. Hava ne bileyim acayip soğuk var. Motorla gittim bugün yemin ederim dondum. Durun bakalım dostlar. Aşağı indirdiğimizde bu ikisi artık yırttı gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunlar tamamen bunları ölü gözüyle baktım arkadaşlar. Özellikle 69'a.
Fransız zaten öyleydi. Bakalım sevgili dostlarım. Gel gel. Bunları aşağı çekmeye çalışalım. Görüşelim. Gel 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 gel. Yine çatıya kondular arkadaşlar ya. Gel. Ama sanki eksik var gibi. Gel gel come on. Suya gitmeyin oğlum. Gel gel. Aferin. Gel gel come on come on. Yapmayın oğlum ya arkadaşlar. Gel gel. Gel gel oğlum. Come on come on come on. Come on. Gel. Arkadaşlar şu pozisyonu özlemişik yemin ederim. Arkadaşlar vallahi yarısından fazlası içeri aldım yani. Ama diğer grup banyo yaptı uçuyor gene arkadaşlar ya. Gel. Şş. Yapma oğlum ya. Yapma lan. Çatıda kuş olmayınca ne olacak arkadaşlar? Gel. Bir tane Arap var arkadaşlar. Kocaman bir Arap var içlerinde. Vallahi billahi. Arkadaşlar. Bakınız diğerleri. Aldım. İçeri. Görüyor musunuz dostlarım? İnşallah. Diğerleri de gelsin bakalım. Şu mısra tepkileri nasıl olacak? Gel. Bunlar vallahi banyo yaptılar arkadaşlar. Özlemişler iyice. Hava hafif açmaya başladı. Taklacımız nerede? Ufak yavruyla pırıltı veriyorum ki indirelim diye. Normalde bunlarla hiç uğraşmam gerek yok arkadaşlar ama biliyorsunuz çatı işte benim bela. Gel gel. Belçikalı gelmiş. Gel. Come on. Come on. Bakınız Belçikalı'nı gördüler hepsi oraya attı. Gel gel oğlum. Come on come on come on. Gel 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 gel. Evet. Yo birkaç tanesi sonradan gelmiş arkadaşlar. Herhalde ilk yarın grubun arasındalardı. Gel. Kırmızı da geldi. Gel. Onlara da hak veriyorum beyler. Banyo yapmaları lazım. Leş gibi oldular çünkü bakınız. Bayağı uçan var gene. Kırmızıya bakın arkadaşlar. Ta nerede? Gel. Come on. Gel gel. Evet, duşa gittiler arkalar. Arkalarını döndüler mi biliyorsunuz zaten. Bu size biraz aşina ekelerden. İşte böyle olması lazım beyler. Gördünüz mü? Araba bakın arkadaşlar. Bu ne ya? Arkadaşlar dev gibi bir Arap. Gel. Bakın benim taklacı yavrum. Gel. Come on. Gel. Arkadaşlar şuna bakın ya bu ne? Arkadaşlar araba bakın. Gel. Gel. Ondan da girmiyorlar. Gel. Gel. Aferin kırmızı. Aferin. Gel. Gel. Bakınız nereden su içiyor Arap arkadaşlar. Bakınız nereden su içiyor beyler beyler. İşte size canlı canlı ispatı. Görüyor musunuz? Durun bakalım maşallah bunlar da geldi. Gel gel. Gel 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 gel. Gel come on. Gel gel. Gel gel come on. Vallahi Arap geldi beyler yere indi Arap beyler arkadaşlar. Oo harika bir kuşama ya. Gel gel. Vallahi. Geçen senenin yavrusu beyler. Gel 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 gel. Çok harika bir kuşama beyler bakınız. Görüyor musunuz kuşun güzelliğini? İşte. Ya neler kayboluyor ha? Dostlarım. Gel. 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 Gitti oradan suyu içti gördünüz mü? Bakınız orada bir tane. Benim mi o? Bilmiyorum. O da yabancı olabilir. Araba bakın beyler. Tek elle çekip tek elle. Size bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Gel. Çip var yarıştan. Yüzüklü. Come on, come on, come on, come on.
Ama gerçekten 10 numara bir kuş arkadaşlar. Şimdi benimkileri ürkütmek istemiyorum. Yakalamayacağım zaten. Gel. Önemli olan içeri girmeden. Gel. Bakınız daha vallahi banyo yapanlar kalkıyor, geliyor. Arkadaşlar. Gel, 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 gel. Gel, kalk oğlum, kalk. Beyler bugün uzun bir video olacak size ama yavruların uçuşunu özlemişsiniz zaten. Araba istesem yakalarım arkadaşlar da. Kuşları ürkütmek istemiyorum benim. Bakınız. Ama ilk defa kaçırdım arkadaşlar. Gördünüz değil mi? İlk defa kaçırdım. Gitti. Önemli değil arkadaşlar. Ben yabancı falan derdinde değilim. Benim derdim bunlarla şimdi. Bakınız orada bir tanesi de banyo yapıyor. Gel. Dediğim gibi hak vermek lazım. Çünkü ne zamandır? 1 haftayı geçti arkadaşlar. Banyo yapmıyor hayvanlar. Ondan sonra gel. Şöyle atalım bakalım. Gelin. Bir tane bu. Benim değil herhalde arkadaşlar bu ya. Benim değil. Belli oldu. Evet arkadaşlar. Şöyle bir içeri girelim. Yemimizi alalım. Bakınız artık mısırlı yeme geçtim. Artık yemeleri lazım. Ne yere yok, yere yok, yere yok. Kalk, kalk. Gel. Kırmızı gel bak. Gel. Şöyle içeride yemleyelim. Gelin bak. Gel, gel, gel. Orada şimdi hepsi orada oldu mu? Bunu da anlattım. Bakın tek başıma yemliyorum. Arkadaşlar mısıra hücum etmeleri lazım. Yoksa gidişat iyi değildi. Görüyorsunuz. Hepsi içeri giriyor mısır arkadaşlar. Gel. Evet dostlarım. Vallahi billahi. Taklacı yavrumuz da bakınız görüyorsunuz. O benim değil arkadaşlar. Yalnız şu benim, onu yakalayalım. Uğraştırmasın beni. Şöyle bir kapatalım. Şükürler olsun dostlarım. Yağmur da yağmadı. Bakalım ballı şeyi verdim sevgili dostlarım. Şu mısır eğer gitmiyorsa sıkıntı var dedim. Mısıra bakın arkadaşlar. Çok iyi. Allah'ıma şükürler olsun. Bence hepinizin özlediği, görmek istediği durum buydu. Evet sevgili dostlarım, bugün gene bilmiyorum kaç dakikalık video oldu ama beni sevindiren, sizi sevindiren video olmuştur bence. Yavrularımızın durumu böyle. İnanın bana, soruyorsunuz ya kaç tane kaldı falan. Sayısına falan bakmıyorum arkadaşlar. Artık sağlıklarına bakıyorum. Arkadaşlar bunun ayağını kendim ben biraz çektim. Herhalde bakınız kaltıdan çıkmış. Yani kendim biraz oynadım, düzeldi gibi. Hani düzelecek gibi sanki. Bence şuraya sıkıştı ya, kaltıdan ayağı çıkarmış o hayvan. Biraz şöyle ittirdim ettim yani. Şöyle bir çıkıkçı gibi. İnşallah o da düzelecek. Ama ondan önemlisi o düzelir arkadaşlar da. Ayak sağlığı çok önemli. Şey pardon. Kendi sağlıkları çok önemli. Bakınız Allah'ıma şükürler olsun. Mısır denen bir şey kalmadı. İşte görmek istediğimiz manzara bu. Evet sevgili dostlarım. Bugün yavruların ilk salım heyecanını benimle yaşadınız. Yani hastalıktan sonra. Umarım beğeniyorum ve yeni gelenler için abonenizi eksik etmezsiniz. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ergün Aysar'ın sözüyle videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergün Aysar'ı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin.